Önemli olan özgürlük ve güvenlik hakkı demiş. Mahkemeler tutuklu olan birisi için tahliye kararı verdiği zaman bu kararın derhal uygulanması gerektiğini de belirtir kararında. Yani derhal salıverilmesine karar verir mahkeme. Haliyle kişi hakkında tahliye kararı verildiği zaman bulunduğu yerde serbest bırakılması gerekmektedir. Şimdi burada genelde uygulamada karşımıza çıkan ise kişiler genelde mahkemeye getirilir, hakkında tahliye kararı verilir ve kişi tekrar ring aracına bindirilir, getirildiği cezaevine götürülür. Orada cezaevin işlemleri bittikten sonra serbest bırakılır. Oysa ki özgürlük ve güvenlik hakkı istisna tanımayan bir haktır. Hiçbir şekilde müdahale edilemez. Müdahale edildiği zaman bu suç olur. Ve cezaevinin iç işleyişi, işlemleri kişileri bağlamamaktadır. Yani kişiler bu işlemlere maruz bırakıldığı gerekçesiyle özgürlük ve güvenlik hakkından yoksun bırakılamaz. Müvekkilimizin durumunda da aynı şekilde bir durum söz konusu. Erzurum cezaevine getirilmişti ve tahliye karar verdikten sonra tekrar Erzurum cezaevine götürülmesine karar veriliyor ve o şekilde yola çıkarılıyor. Tabii ki de bunun bir yasal dayanağı yoktur. Yani dediğimiz gibi kişi hakkında tahliye kararı verdikten sonra bu kişi artık özgürdür. Yani bu kişiye tutukluyken uygulanan tedbirler uygulanamaz. Buna kelepçe de dahildir. Kelepçe bir güvenlik tedbiridir. Ring aracı bir güvenlik tedbiridir. Bunun tamamı tutukluluk halinde geçerli olabilen ve onlar da geçerli olduğu zaman bile yasal bir şekilde ancak uygulanabilecek yöntemlerdir. Fakat kişi tahliye edildikten sonra kesinlikle bu kişiye kelepçe takılmamalıdır. Bu kişiye tutukluyken uygulanan tedbirler uygulanmamalıdır. Genelde bizim karşımıza çıkan ise kişi genelde tahliye kararı verdikten sonra mahkeme salonunda kelepçe çıkarılır, takılmaz. Biz bunu da söyleriz her zaman kelepçe takılmaması gerektiğini. Fakat kişiler, yani tahliye olan kişiler götürüldükten sonra yoldayken kelepçeli uygulama dayatılmaktadır kişilere. Elbette ki bunun bir yasal dayanağı yoktur. Bu bir suçtur. Özgür olan kişiye kelepçe takılamaz. Tabii ki de ihlaldir bu. Yani şimdi Serhat Temizer 2017 yılında gözaltına alınıyor 15 yaşındayken. Gözaltına alındığı günden itibaren sürekli olarak Serhat Temizer işkenceye maruz kaldığını, hukuksuz uygulamalara maruz kaldığını ve epilepsi hastası, sarı hastası olduğunu, nöbet geçirdiğini sürekli ifade etti. Hemen hemen her duruşmada hem kendisi hem avukatları tarafından ifade edildi bu durum. Dahası Serhat'ın yargılandığı mahkemenin 2018 tarihinde aldığı bir rapor var adli tıp kurumundan. Bu raporda Serhat'ın epilepsi hastası olduğu, nöbet geçirdiği tespit edilmiş. Ve Serhat'ın cezaevinde kalması halinde de bu nöbetlerin kontrol altında tutulması gerektiği bildirilmiş. Yani bu şu anlama geliyor. Serhat'ın sürekli gözlem altında tutulması gerekiyor. Tek başına bırakılmaması gerekiyor. Çünkü böyle bir hastalıkla nöbet geçirildiği zaman kişinin tek başına hem bu nöbeti atlatması zordur ve hatta imkansızdır. Hem de bulunduğu koğuşta ilgili memurlara veya kolluk personeline haber verme durumu söz konusu değildir. Bu durumda epilepsi hastası olduğu bilinen, mahkeme tutanaklarına geçen, raporla tespit edilen Serhat Temizer'in tek kişilik hücrede tutulması onun ölümüne sebebiyet vermiştir. Zira Serhat Temizer daha 22 yaşında bir gençti ve eğer Serhat'ın talepleri dikkate alınsaydı Serhat zaten tutuklanmayacaktı ve böyle bir ölüm yaşanmayacaktı. Ama maalesef bu yöndeki talepler dikkate alınmadı mahkemece, yargılama makamları tarafından. Raporlar mevcut olmasına rağmen dikkate alınmadı. Ve maalesef Serhat'ın ölümüne giden bir süreç işletildi. Bu konudaki birinci dereceden sorumlular tahliye kararını derhal uygulamakla yükümlü savcılık makamıdır. Serhat'ın tek kişilik hücreye koymasına sebebiyet veren cezaevi yönetimidir. Serhat'ın getirilip ve götürülürken Serhat'ı bir tutuklunun ancak maruz kalabileceği uygulamalara maruz bırakan kolluk yetkilileridir. Zira Serhat'a tahliye kararı verilmişti ve derhal serbest bırakılması gerekirken serbest bırakılmadı ve üstüne üstlük tek kişilik hücreye koyuldu. Maalesef bu tarz durumlar daha önce de yaşandı ve eğer önlem alınmazsa da yaşamaya devam edebilir. Bu hususun çözüme kavuşturulması gerekmektedir.